3000 miliamperlik bir telefonu doldurmaya çalışıyorsunuz. Dolmaz arkadaşlar. Mümkünatı yok, dolmaz. Merhaba arkadaşlar. Hepimiz böyle bir gezmeye, manzaraya çıktığımız zaman telefonumuzun tam son dakikada %10, %5 kaldığını yaşamışızdır. En nalet bir şeydir. Ve bunun tek bir çözümü var. Powerbank kullanmamız. BİM de bu konuyu düşünmüş ve bir tane powerbank getirmiş ve bunu hemen inceleyelim. Evet arkadaşlar, BİM'in getirdiği Dexin marka 8000'lik powerbank'a geçmeden önce powerbank alırken dikkat etmemiz birkaç hususu size anlatmaya çalışacağım. Ona göre BİM olsun, başka mağazalar olsun, bunlara dikkat ederek powerbank'ını satın alabilirsiniz. Birinci dikkat etmemiz konusu, powerbank'ın telefonunuzun bataryasının boyutuna göre powerbank almanız gerekiyor. En önemli nokta bence burası. Çünkü telefonunuzun bataryası yaklaşık 2000 ile 3500 arasında bir batarya oluyor yeni akıllı telefonlarda. Siz gidip bir 3000'lik bir bataryanız bulunuyorsa 2500'lük bir powerbank aldığınız zaman yani sizin hiçbir işinize yaramayacak. Telefonu bir kere bile şarj etmeyecektir. Şöyle söyleyeyim, aldığınız powerbank en az telefonunuzu iki kere doldursun. Şöyle söyleyeyim, hani daha kaliteli alın, 20.000'lik alın da söyleyeceğim ama 20.000'lik bir powerbank çok aşırı büyüklük bir boyutta olduğu için yani taşımanızda da bir zorluk olacaktır. Kendiniz kendi kafanıza göre bir boyut seçmeniz gerekiyor. Ama size tavsiyem en aşağı bir 10.000'lik bir powerbankınız olması lazım ki şarj ettiğinizde değsin. Dexin marka 8.000'lik bir powerbank dediğim şartlarda bu konuda bir sıkıntı yok. Yani yaklaşık bir 2000'lik telefonu 3 kere falan şarj eder. Yani ben size 4 kere diyeceğim ama emin olamıyorum, bazı powerbankları hani durarak şarj yiyebiliyor. Bunları yani yaklaşık 3 kere şarj eder. Bunu bilmiş olun yeterli. Ve sonra dikkat edeceğiniz ikinci husustan bir tanesi de powerbank'ın hızlı şarj oluyor mu olmuyor mu, en önemli noktası bence burası. Şimdi şöyle bir durum, powerbank'ınızın girişi 1 amperlik bir girişse siz bunu en az 15, 16, 17 saatlik yani çok geç saatte bir şarj etme olanağı sunacaktır. Ya bu da bayağı bir sıkıcı olan bir durum, açık konuşmak gerekirse. Bu powerbank'ta 2.0 bir giriş bulunuyor. Yani bu biraz iyi derecede diyebilirim. Yani çok da süper değil de. Şu an zaten 5 amper şarj aleti üretilmiş durumdayken 2 amperlik giriş yani idare eden bir durum. Şunu da hemen not belirteyim değerli arkadaşlar. Telefonunuz geç şarj alıyor, şarjda sıkıntı yaşıyorsanız, bakın arkadaşlar, şarj aletinizin girişinde bulunan output yani çıkıştaki amper gücüne dikkat edin. Yani gidip şimdi yaşadığımız olaylardan en çok oluyor. Arkadaşlarımız falan diyor ya kardeşim, telefonum bozuldu, telefoncuya gittim, şarj aleti aldım, artık hiç şarj olmaz oldu, telefonun bataryası bozuldu falan diye şeyler çok duyuyoruz. Böyle bir durum yok. Size telefoncu Çin'den gelen ucuz dandik 0.5 amper ya da görünümü 2 amper ama çıkışı 0.5 amperlik bir şarj aletini veriyor. Siz de 3000 miliamperlik bir telefonu doldurmaya çalışıyorsunuz. Dolmaz arkadaşlar. Mümkünatı yok, dolmaz. Telefonunuz şarjdayken bile şarjı bitebilir. Ki gidip bunu siz 10.000'lik miliamperlik bir şeyi doldurmaya kalkarsanız o işi bir unutun. Diyeceğim husus, şarj aletinizin çıkış dışında çok dikkat edin. Hele ki sizin kutunuzdan çıkan orijinal şarj aletiniz 1 amper, 1.5 amper ise bunu oynamayın. Çünkü telefon tasarımcısı sizin bu telefonunuza göre orijinal şekilde bir ayarlama yapmıştır. Bu normaldir. Ama yeni bir şarj aleti değiştirdiyseniz buna çok dikkat edin. İkinci diğer bir husussa powerbank'ımızın çıkışı. Şimdi powerbank'ın tamam 2 amperlik bir girişi var da çıkışı yani telefonumuzu kaç amperle şarj edecek? Bu da çok önemli bir durum. İkinci bir hususta powerbank'ların baktığımız zaman içini göremiyoruz. İçindeki pil kalitesini bilemediğimiz için pek bir yorum yapamıyoruz. Ama şöyle söyleyebilirim, aldığınız powerbank'ı önceden kullanan arkadaşların yorumlarına göre alın. Çünkü Dexin marka pek adı duyulan bir marka değil. Ama kullanıcı yorumlarında pek kötü bir yorum da bulunmamış. Yani bunu da belirtelim, yani markayı da kötülemeyelim. Ama size şöyle söyleyeyim, yani alıp bir kere kullanayım, düzgün kullanayım, daha kaliteli kullanayım derdiniz varsa, amacınız varsa bence öyle bir şey alın. Şöyle söyleyebilirim, mesela Xiaomi'nin şarj aletleri var. Şu an 3. nesil şarj aletleri var. Sanki Intel işlemci gibi nesil çıkarmış durumda adam. Yani bu standartta gerçekten farklı bir yere taşımış durumda. Koskocaman şarj aletini 3-4 saate şarj edebiliyor. 10.000'lik şarj aleti 3-4 saate şarj olabiliyor. Tabii ki bu 3. nesil bir şarj aleti. Ben diyorum ki daha kaliteli bir şey alabilirseniz, durumunuz bence iyiyse, bilindik markadan bir powerbank almanız sizin için daha iyi olacaktır. İkiye bir powerbank alıp değiştirmeyeceksinizdir. Ama şöyle bir durum da var. Ama durumunuz iyi değildir. Hani buradan görmüşken alayım gibi bir düşünceniz de varsa bence alınabilir gibi düşünüyorum. Ama maddiyet olarak sıkıntınız yoksa Xiaomi markasını alın. Yani şu an bizim kendimiz kullandığımız markada o şekilde Xiaomi kullanıyoruz. Gerçekten çok memnunuz. Hem şarj etmesi hem telefonumuzu hızlı şarj etme özelliği olsun. Gerçekten kaliteli ürünler yapıyor.
Powerbank olarak anlatacaklarım bu kadar. Kullanıcı yorumlarını ve fiyat alternatifi aşağıdaki internet sitemize arkadaşlarımız ekleyecekler. Buraya kontrol edin. Bir bakın, bir düşünün bakalım yorumlarına ve internette daha uygunu var mı? Yani BİM mi bunu daha ucuza getirmiş diye bir karşılaştırma yaparsınız. Kafanıza yatarsa bunu satın alırsınız. Bu videomuza, Fitne Adam videosuna daha ilk defa ulaşmışsanız kanalımıza abone olmayı sakın ha ve sakın unutmayın. Biz böyle sizin için yararlı olan videoları çekmeye her gün çaba gösteriyoruz. Bizim ailemize katılmanıza biz çok mutlu oluruz. Abone olan arkadaşlar da bizi beğenmeyi, bizi daha çok mutlu ediyor. Yorumlarıyla destekleri gerçekten bize tam gaz veriyor. Şu soğukta video çekiyoruz. Suyun kenarında video çekiyoruz. Bizi beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi sakın ve sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.